Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yine bir önemli haberle karşınızdayız. Bu haberlerin sizlere referans olacağını ve kendi fikirleriniz, düşüncelerinize göre yatırımlarınızın şekilleneceğini düşünerek bu haberleri yapıyoruz. Bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen görmeyiniz. Bugün de yabancı şirketlerin bu hafta en fazla yatırım yaptığı şirketler. Yani bu hafta yazdım başlığı ama son 6 gün 7 günde en fazla yatırım yaptığı şirketler ve çıktıkları şirketler yani sattıkları şirketlerle ilgili bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız mutlu oluruz. Bizi bu motive ediyor. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü bildirim zili de şu açıdan önemli. Abonelerin yayınlanan videolardan haberdar olmaları için bu önemli arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi. Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 7 gün boyunca artmış arkadaşlar. Sarkuysan Elektrotik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de aynı şekilde 7 gündür artıyormuş her gün. Berkosan 6 gündür artmış. İpek Doğal Enerji 6 gündür artmış. Türk Traktör 6 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor. Şimdi bu hisselerin son durumlarına da bakalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde çektiğimde videoyu daha net hepsini görebiliyoruz. Bu yüzden değiştirdim telefonun modelini. Evet, Türk Traktör görüyorsunuz 6 gündür hisse oranları artan bir şirket. Ve bugün de 0,81 yukarıda tamamlıyor arkadaşlar. Devam ediyor daha doğrusu. 5 günlükse baktığında %3,26 değer kazanmış. İpek Enerji yabancıların çok ilgi gösterdiği son 6 günde önemli şirketlerden birisi. %6,79 bugün yukarıda arkadaşlar. Borsa İstanbul'un yani endeks üstü bir geliriye sahip. 5 günlük durumuna baktığınızda da %10,47 gibi iyi bir kazancı var. Evet, İpek Enerji'nin yabancılar İpek Enerji'ye olumlu yönde yansımış. Evet, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günü %2,15 aşağıda devam ediyor arkadaşlar. Sert hareketlenmeler var hissede. 5 günlük durumda da aynı şekilde %0,39 yani yabancılar bunda ne görmüş olabilir dersiniz. Demek ki hisse değeri düşük gözüküyor şu anda. Hisse değeri düşük gözüktüğü için de yatırım yapıyorlar. Ve en yüksek değeri de zaten 52 haftanın 26,92. Evet, en fazla yatırım yapılan 7 gündür en fazla yatırım yapılan şirket Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Evet, bu günü %0,94 diyordum. 0,47 yukarıda devam ediyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde sert iniş çıkışlar var. 5 günlük durumda da %1,39 aşağıda. Maksimum değerine uzak gözüküyor. 5,88'miş. 4,29'da şu anda. İşte kağıdın düşük olabileceğini düşünen yabancılar bu kağıda da yatırım yapmışlar. Berkosan'da yabancıların son bir haftada en çok yatırım yaptığı şirketlerden. Güneş sert satışla başlamış. Sert yükseliş almış. Tekrar sert satış, sert yükseliş büyük bir ihtimalle açığa satış ve kredi işlemi uygulanmış ise de hisseyle ilgili sıkıntı olabilir. Yani sıkıntı dediğimiz sert bir kararı gelebilir arkadaşlar. 5 günlük durumda da %10,25'lik bir kayıp söz konusu. Evet, Berkosan'a dikkat etmek gerekiyor. Niye yabancılar aldı diyeceksiniz. Yabancılar alır arkadaşlar. Hissenin düşük olduğunu düşünerek şu anda alma ihtimalleri yüksek. Fakat çok büyük bir oynaklık var hissede. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Türk Traktör kaldı sanırım en son. Türk Traktör de bugün %3,26 yukarıda. 13 lira 40 kuruş kazanmış. 5 günlük durumumuş pardon bu. 13,26 yukarıda olması. Bugün 0,81 yukarıda arkadaşlar. 2 lira 60 kuruş kazanmış.
Yani Türk traktöründe değer olarak baktığınız zaman finale, yani en yüksek değerine 52 haftalık yakın bir değer. Fakat son zamanlarda yatırım olarak bakıldığında özellikle bir ayda %28,86 değer kazanması dikkat çekiyor. Arkadaşlar, şimdi de son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesini inceleyelim. Tofaş Otomobil 9 gündür yabancı oranı çok düşüyor. Anadolu Efes 7 gündür düşüyor. Agesa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 7 gündür yabancı oranı sürekli düşüyor. Aksigorta Anonim Şirketi 7 gündür yabancılar satış yapıyor Aksigorta'dan. Ve Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de 7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteren hisseler. Evet, bunların da son durumlarına bakalım. Yabancıların en fazla sattığı hisselere geçmeden önce BIST 100'ü biraz önce de vermem lazımdı. Vermemiştim. Tekrar vereyim şimdi arkadaşlar. 9 Kasım 12.33 itibariyle BIST 100 %1,48. Evet, yukarıda. Yine tarihi günlerinden birisini yaşıyor diyebiliriz BIST 100 için. 52 haftanın en yüksek değeri olan 4.426.33'ü gördü. Şu anda biraz düştü, 4.424, ama yine de önemli bir değer. Evet, şimdi kalan hisselerimize bakalım en çok. Tofaş, bunları görmüştük. Satanlardı. Satın alınanlar olarak bakalım hemen. Tofaş'tan başlayalım, evet. Tofaş, yabancıların 9 gündür en fazla sattığı hisse, bugün endeks düzeyli bir gelire sahip, %3 yukarıda arkadaşlar. 5 günlük durumuna baktığımızda da %7,04, bir aylık durumuna baktığımızda da evet, bir aylık gelmiyor, basamıyorum. %11,12 gibi bir değer kazanmış. Evet, 52 haftanın değeri 110,70. Yani bunu kazanabilir arkadaşlar. Bugün bile, bugün %3'te, yani ivme devam ederse 2-3 günde finalini görebilir Tofaş. Anadolu Efes'e baktığımız zaman yabancıların yine 8-9 gündür en fazla sattığı, çıktığı hisselerden birisi. Günü %1,49 kayıptı arkadaşlar. 5 günlük durumunda da ise %7,19'luk bir kazanç söz konusu. Bugün kayıp olması, yani özellikle Borsa İstanbul'un %1,5 üzerine arttığı bir gün, onun da kaybetmesi önemli arkadaşlar. Hissenin durum açısından. Evet, Aksigorta endeks altı bir gelire sahip ama çok fazla sert bir dağılım var. Tabii şeyinde, fiyatında düşük olmasından dolayı da olabilir. %3,08'e uzak gözüküyor şu anda. 2,92 lira. %0,69 gelir kazanmış yabancılar. Son 7-8 günde bu hisseden de çok çıkmışlar. Agesa günü arkadaşlar 0,78 negatif de, eksi de devam ettiriyor. 12.36 itibariyle 5 günde ise 0,46 gibi çok az bir kazanç oranı var. Bir ayda da %5,33 gibi, %10'un altında olduğu için az görüyoruz. Az bir kazancı var. Yabancılar da bu hisseden son 8-9 günde yüksek oranda çıkmışlar arkadaşlar. Ve Alka'ya gelelim. En son Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bugün endeks oranıyla 1,20 gibi paralel bir kar oranıyla devam ediyor yukarıda hisse. 5 günlük durumu %7,73. Bugün biraz kurtarmış. Ama aylık kazancına baktığınızda %54,97 gibi çok iyi bir rakam söz konusu arkadaşlar. Ve evet, 44,24'de biraz uzak kalmış. Yükselme ihtimali olan direnç seviyesini kurtarmış bugünkü yeşille beraber, artık yükselme evresine geçebilecek bir kağıt. Evet arkadaşlar, yabancıların son bir haftada 8-9 günde alıp sattığı, en fazla aldıkları ve en fazla sattıkları hisseler sizlere paylaştık. Lütfen bunu bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Siz sadece fikir vermesi açısından biz bunları veriyoruz ve kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi portföyünüze göre uygun hisselere yatırım yapınız ve uzun vadeli düşününüz arkadaşlar. Bu arkadaşlar, kanalımıza da abone olmadıysanız, abone olursanız bizim ne dersiniz, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Katıl ve teşekkür butonlarımız aktif. Buralardan da bize isterseniz destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.